kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olun ve zile tıklayın. 9 Ağustos 2007'de hisse senedi piyasası yaklaşık 400 puan düştü. Merkez Bankası ve dünyadaki diğer merkez bankaları paniğin yayılmadığından emin olmak için ekonomiye milyarlarca nakit pompaladılar. Ertesi gün piyasa yine de gergindi o sabah hazırlanırken televizyondaki bir sabah programında sunucu üç mali planlamacıyla görüşüyor ve fikirlerini soruyordu. Ortak tavsiyeleri şuydu, paniğe kapılmayın, devam edin. Başka tavsiyeler sorulunca üçü de şöyle dedi, tasarruf edin, borçlardan kurtulun ve uzun vadeli, iyi çeşitlendirilmiş yatırım fonu portföylerine yatırım yapın. Tıraşım bittiğinde ben bu üç mali uzman aynı papağan okuluna mı gitmişler acaba diye merak ediyordum. Sonunda danışmanlardan biri bir ara farklı bir şey söyledi. Hisse senedi piyasasında karışıklığa yol açtığı için gayrimenkul piyasasını mahkum etmeye başladı. Aç gözlü yatırımcıları, vicdansız gayrimenkul komisyoncularını ve riskli ev ipoteği karmaşasına neden oldukları ev ipoteği kredisi veren soyguncuları, borsada ani düşüşe yol açtıkları için suçladı. Danışman şöyle dedi: "Müşterilerime gayrimenkulün riskli olduğunu söylemiştim ve tavsiyem değişmedi. Gayrimenkul riskli bir yatırımdır ve yatırımcılar uzun vadede değer kazanmış hisse senetlerine ve yatırım fonlarına yatırım yapmalıdırlar." Televizyondaki mali planlamacı gayrimenkule saldırısını bitirdiğinde kim odaya girdi ve şöyle dedi: bugün şu 300 dairelik binanın işlemlerini yapacağız. Unutmadın değil mi? Başımı salladım. Orada olacağım. Hazırlanmam bittiğinde şöyle düşünüyordum. Ne tuhaf, mali danışman gayrimenkule yatırımın riskli olduğunu söylüyor. Gayrimenkul piyasası düşüyor ve kimle ben aynı anda Talsa Oklahoma'da 17 milyon dolarlık bir apartman alıyoruz. Ve bu bizi heyecanlandırıyor aynı gezegende mi yaşıyoruz? Yeni Kapitalizm 9-10 Ağustos 2007'de yatırımcılar milyarlarca dolar kaybederken Merkez Bankası, gayrimenkul, hisse senedi ve tahvil piyasasındaki paniği durdurmak için elinden geleni yaparak bankacılık sistemine milyarlarca dolar akıttı. Bu sermaye pompalama yeni kapitalizmin nasıl işlediğinin bir örneğidir merkez bankacılarının dünyanın para arzıyla oyunlar oynamalarıyla manipüle edilen ve borç üstüne kurulmuş bir ekonomi sistemi. Aynı sizin ya da benim kredi kartı faturalarımızı kredi kartı kullanarak ödememiz gibi. O hafta içinde borsadaki düşüşü yorumlamak üzere iki televizyon ve üç radyo programına konuk olarak çağrıldım. Merkez Bankası'nın düşen bir piyasaya nakit pompalaması hakkında ne düşündüğümün yanı sıra, Merkez Bankası faiz oranlarını düşürerek piyasayı kurtarmalı mı konusunu öğrenmek istiyorlardı. Röportajların hepsinde şöyle dedim. Merkez bankalarının piyasaları yönlendirmesinden hoşlanmıyorum. Kanımca hükümetin, zengin koruma fonlarını ve mali kuruluşları, kendi yaptıkları açgözlü hatalarından koruyarak kurtarması gerekmiyor. Ayrıca şunu ekledim. Ben küçük adamı düşünüyorum. Bir gün içinde milyonlarca sıkı çalışan insan, parayla oyunlar oynamayan insanlar, gayrimenkul piyasasında evlerinin değerinin düşüşünü, tahvil piyasasında tasarruflarının değer kaybedişini ve hisse senedi piyasasında yatırım portföylerinin değer kaybedişini seyrettiler. Yatırıma devam edip etmeyeceğim sorulduğunda, evet dedim. Düşen piyasalara yatırım yapmayı tehlikeli buluyor musunuz sorusuna şöyle cevap verdim. Risk daima vardır. Konuşmamı şu sözlerle tamamladım piyasaların iniş çıkışları benim neden yatırım yaptığımı veya neye yatırım yaptığımı etkilemez. 2. Görüş Sorulmamış olmakla birlikte şu iyi bir soru olabilirdi bence. Gayrimenkule olumsuz bakan mali planlamacılarla benim gayrimenkule yatırım üzerine görüşüm arasındaki fark nedir? Ya da o kadar insan paniğe kapılırken daha fazla mülk satın almak beni niye heyecanlandırıyordu? Bu soruların cevapları bu bölümdeki iki kavramla verilmiştir: kontrol ve kaldıraç. Bu kitapta sürekli belirtildiği gibi, 1971 ve 1974'ten sonra paranın kuralları değişti. Yeni kurallar ve yeni bir kapitalizm var. 1974'te milyonlarca işçi fayda esaslı emeklilik diye bilinen ömür boyu maaşlarını kaybetmeye başladı şimdi belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planları için tasarruf etmeleri ve yatırım yapmaları gerekiyordu. Sorun, emeklilikleri için uygun yatırım yapma konusunda çoğu insanın çok az mali eğitimi olmasıdır. Bir diğer sorun, kapitalizmin yeni kurallarının, işçilerin üzerinde hiçbir kontrolleri ve hiçbir kaldıracı olmayan aktif varlıklara yatırım yapmalarını gerektirmesidir. Piyasa düştüğü sırada, çoğunluğun tek yapabildiği, mali kasırga servetlerini ve mali güvenliklerini biçerken çaresizce seyretmektir. Yeni kapitalizm milyonlarca işçinin parasını çok az kontrol veya kaldıraca izin veren yatırımlara koyar. Benim kendi param üzerinde kontrolüm olduğundan 300 dairelik bina örneğinde piyasa düşüşünden o kadar etkilenmem. Kontrol bende olduğundan çok fazla kaldıraç kullanma konusunda güvenliyim. Kontrol ve kaldıraç yoluyla en az zamanda çok az riskle büyük servetler elde edebilirim ve piyasaların ani yükseliş ve düşüşlerinin yatırımlarım üzerindeki etkisini en aza indirebilirim. Piyasalar uzun zamandır çöküyordu. Daha önce yazdığım gibi USA Today bir araştırma yaptı ve Amerika'daki en büyük korkunun terörizm değil, emeklilikte parasız kalmak olduğunu buldu. 9-10 Ağustos 2007'den sonra o korkunun biraz daha ileriye yayıldığına eminim insanlar endişelenmekte haklıydılar. Aşağıdaki iki grafiğe bakarsanız, 1971 ve 1974'te kuralların değişmesinin hisse senedi piyasası değeri üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Sizin de gördüğünüz gibi piyasa aslında uzun zamandır düşmüştü. 21 numaralı resmi görmek için dosya ekine bakınız. Aynı emlak gibi Dow fiyatta yükselirken satın alma gücü aslında düşmektedir. Maddi satın alma gücü kaybı çoğu işçinin mali gelecek güvencesini daha da azaltmaktadır. Sevgili dinleyiciler, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu grafikler onların geleceklerinin daha fazla paraya ve daha pahalıya mal olacağını söyler. Kaldıraç olmaksızın çoğu işçi gelecekleri için kenara yeterli para koyamaz çünkü ne kadar çok para biriktirirlerse o kadar az kıymeti olur. Hitler'in iktidara gelmesinden hemen önce Alman ekonomisiyle ilgili bu kavramı tasvir eden komik bir hikaye vardır. Kadının biri bir somun almak için bir el arabası dolusu parayla fırına gider. Ekmeğin fiyatı için pazarlık yaptıktan sonra parasını almak için dışarı çıkar ki ne görsün? birisi el arabasını çalmış, parayı bırakmıştır. Amerikalı tasarrufçuların başına gelen de budur. Böyle bir enflasyon ekonomisinde bir emeklinin emekli olması için ne kadar birikime ihtiyacı olacaktır? Emekliyseniz ve hükümetin sağlık programının karşılamayacağı hayati bir ameliyata ihtiyacınız olursa ne olur? Sorununuz emekliye ayrılmak için yeterli paraya sahip olmamaksa ne yaparsınız? 4 nolu mali IQ paranızı kaldıraçlamak işte bu nedenle bu kadar önemlidir. Kaldıraç, diğer insanların parasını kullanmakla paranızın daha fazla çalışmasını sağlar ve eğer 3 nolu mali IQ'nuz yüksekse hep daha az vergi ödersiniz. Kaldıraç nedir? Çok basit bir ifadeyle, kaldıracın, borcun öz sermayeye oranının tanımı daha az parayla daha çok para yapmaktır. Örneğin bankaya para yatıran birisinin hiç kaldıracı yoktur. O, kişinin parasıdır. Tasarruflardaki 1 doların kaldıraç oranı 1 bölü 1'dir. Tasarruf sahibi tüm parayı koyar. Benim 300 dairelik bina yatırımım için bankacım 17 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımının %80'ini koydu. Bankacımın parasını kullanmakla finansal kaldıracım 1 bölü 4'tür. Çünkü anlaşmaya göre yatırdığım her 1 dolar için banka bana 4 dolar borç verir. Peki televizyondaki finansal planlamacı neden böyle bir yatırımın riskli olduğunu söyler? Bir kez daha cevap kontroldür. Yatırımcı yatırımını kontrol etme mali zekasından yoksunsa kaldıraç kullanmak çok risklidir. Finans planlamacılarının çoğu insanları hiçbir kontrollerinin olmadığı yatırımlara soktuklarından kaldıraç kullanmamalıdırlar. Üzerinde kontrolünüzün olmadığı bir şeye yatırım yapmak için kaldıraç kullanmak direksiyonsuz bir araba alıp sonra ayağınızla gaz pedalına basmak gibidir. Gayrimenkulün çöküşüyle rencide olan insanların çoğu, evlerinin değerini artırmak ve yükselmeyi sürdürmek için gayrimenkul piyasasına güvenen insanlardır. Çoğu insan evlerinin yükselmiş değerine karşı borçlandı. Şimdi evleri borçlarından daha az değerli olabilir. Yatırımları üzerinde kontrolleri yoktur ve piyasanın insafına kalmışlardır. Mortgage taksitlerini hala ödeyebilen çoğu ev sahibi kendilerini kötü hisseder. Zira evlerinin değeri düşmüştür. Evlerindeki öz sermayenin kayboluşunu izlerler. Ev fiyatları düştüğünde çoğu ev sahibi para kaybettiğini hisseder. Bu zaman zaman zenginlik etkisi diye de adlandırılır. Aslında bir aktif değerinde yükseliş değil, doların satın alma gücünde bir düşüş olan enflasyondan dolayı evlerinin değeri yükselir gibi görünen çoğu insan kendisini daha zengin hisseder. Daha zengin hissedince daha fazla borç alıp, kaldıraç, pasiflere daha fazla para harcarlar. Doların düşüşüne ve borcun artışına dayalı ekonomik bir büyüme olan yeni kapitalizmin doğrudan bir sonucudur bu. Servetim öz varlığa dayanmaz. Zenginlik etkisi öz varlığın ilüzyonundan kök salmıştır. Öz varlık, malınız eksi borcunuzun değeridir. Bir evin değeri arttığında, çoğu insan öz varlığının arttığını hisseder. Diğer kitaplarımı da dinleyenleriniz, benim üç nedenden ötürü öz varlığı değersiz bulduğumu biliyorlardır. 1. Öz varlık çoğunlukla bilgiye değil, görüşe dayanan bir tahmindir. Bir evin değeri sadece bir tahmindir. Ev satılana kadar gerçek fiyatı bilmezsiniz. Bunun anlamı, çoğu insanın evlerinin tahmini değerini abarttıklarıdır ancak evlerini sattıktan sonra olguları bileceklerdir. Gerçek fiyat ve gerçek değer. Ne yazık ki çoğu insan evlerinin sezilen değeri karşılığında hali hazırda borçlanmıştır ve evi satabileceklerinden daha fazla borçlanmış olabilirler. 2. Öz varlık çoğunlukla düşen bir değeri olan mal mülke dayanır. Bir kredi başvurusu doldurduğumda aktif sütununa mallarımın çoğunu yazma iznim vardır. Aynı arabalarımı yazabildiğim gibi takım elbiselerimi, gömleklerimi, kravatlarımı ve ayakkabılarımı da yazabilirim. Siz de ben de kullanılmış bir gömleğin çok düşük bir değer olduğunu biliriz ve kullanılmış bir arabanın yeni bir arabaya göre değeri oldukça düşüktür. 3. Öz varlık yükselişi sıklıkla dolar düşüşüne neden olur. Bir evin tahmini değeri kısmen doların değerindeki düşüşe göredir. Başka bir deyişle evin değeri yükselmez. Sadece aynı evi almak daha fazla dolara mal olur. Çünkü hükümet ve merkez bankaları ekonomiyi ayakta tutmak, refahın iyimserlik illüzyonunu canlı tutmak için sisteme sahte para sürmeye devam ederler. Bir siyasetçinin en büyük korkusu Refahın kendini iyi hissettirme illüzyonu, sözcüklerini kullanmamın nedeni, siyasetçilerin ve bürokratların en büyük korkusunun Halkın kendisini kötü hissetmesi oluşudur. Tarih boyunca krallar, kraliçeler ve yöneticiler halk kendisini kötü hissettiği zaman tahtlarından ve hatta başlarından olmuşlardır. Fransız halkının kraliçeleri Marie Antoinette'i giyotine gönderdiğini, Rus halkının son çarlarını, eşini ve çocuklarını öldürttüğünü hatırlarsınız belki. Eski kapitalizm yine de ekonomik temellere dayanırdı. Bu yeni kapitalizm iyi hissetme ekonomisine dayanır. Bir insanın üretime değil borçlara dayanan öz varlığı yükseldikçe refah illüzyonu devam eder. Bir şeylere sahipseniz özgürlüğe kimin ihtiyacı olur? Dünya ekonomisi ABD hükümetine ve ABD tüketicisine borçlanma harcama imkanı verdiği müddetçe peri masalı küresel ekonomi sürecektir. Rüya kabus'a dönüşür ve iyi hissetme balonu patlarsa yine başlar kopacaktır. Fiziksel olarak kopmayabilir fakat siyasi, profesyonel ve mali olarak başlar uçacaktır. Bu videoyu beğendiğinizi umuyoruz. Kitabın tamamına videonun açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz.